Yani yolculuk demek, bugün aynen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında sahabe-i kiram hazratı imana, İslamiyete, dine nasıl hizmet etmiş? İşte o hizmetin bu zamanda bir numunesidir. Abi siz hastaneye kaldırmamız lazım. Kaç gün kalmam lazım? 15 gün yeter abi. Bir gün deseniz anlarım ama 15 gün çok fazla. 15 gün hizmetten ayrı kalamam. Kardeşim, bu davanın hakkaniyetini gölge düşürecek hal ve harekette bulunursam bana bir iğne yapıp ahirete gönderin. Size hakkımı helal ediyorum. Misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan üstadım. Konya'da hizmetlerimiz nasıl? Elhamdülillah, her gün nurtemine iştiyak artıyor. Maşallah, maşallah. Amma dağılıyorsun keçeli. Senin adın ne? Zübeyir efendim. Hoş geldin Zübeyir. Zübeyir efendim. Hoş geldin Zübeyir. Hoş geldin. Zübeyir nerede? Bugün hasta üstadım, gelmeyecek. Çağırın onu gelsin. O gelmeden ders yapmam. Neyin var Zübeyir? Niçin geç kaldın? Üstadım parmağımda dolama çıkmış, o yüzden geldim. Ben Zübeyir'i zannederdim ki değil parmağı, başsız gövdesi gövdesiz baş olsa yine Risale-i Nur, Risale-i Nur diye koşacak. Ehli küfür beni parça parça etse Said yine iman, Kur'an, Risale-i Nur diye can verir. Risale-i Nur'u ufacık bir parmak meselesi yüzünden üzülen, kırılan talebelere Risale-i Nur'un ihtiyacı yoktur. İhlaslı, uhuvvetli talebelere ihtiyacı vardır. Şaban, sen benim Zübeyir'imi tanır mısın?